Hilal Kaplan, Allah belanızı vermiş zaten. HDP milletvekili Osman Baydemir, Zeytin Dalı Harekatı'na önce tüm Kürtlerin beddualar yağdırdığını iddia etmiş, sonra da önceki cümlesiyle çelişerek AK Parti ile MHP yakınlaşmasını destekleyen Kürtlere beddua etmiş. Biz dünya gözüyle HDP'nin beyaz Türkleri suçladığı herhangi bir mesele göremeyecek miyiz acaba? Kabak yine Kürtlerin başına patladı iyi mi? çocuklarının okula gittikleri sokaklara hendekler kazıp bombalar koyduranların yerine kayyım atanan belediyelerden ilk kez hizmet almaya başlayan PKK'nın belediye başkanını temizlikçiye azarlatan faşizmini üzerlerinden kaldıran, sırf başka partiden diye silahsız gençleri parçalara ayırarak linç edenleri cezalandıran devletine sahip çıktı ya Kürtler. Allah belalarını versin buyurmuş Baydemir. Allah kendilerinin belasını vermiş haberleri yok. Yüzde on oyu devrimci halk savaşı fantazilerinize kurban ettiniz. Orak çekiçli bayraktan NATO Türkiye'ye müdahale etsin sefaletine düştünüz. Halkların kardeşliği rol kesmelerini sökmeyince Türk-Kürt ayırmadan sövmeye giriştiniz. Amerika'nın sahadaki botundan fazla bir şey olmadığınızı daha yeni idrak ettiniz. Botlar çabuk eskir, kolay çöpe atılır unuttunuz. Çözüm sürecinde bu halk sizlere kucak açmışken gittiniz Sem amcanın önüne yattınız. Şimdi anca beddua okursunuz. Okursunuz okumasına da fırtına obüslerimizin, F-16'larımızın sesinden duyulur mu bilmem. Sizin başbakanınız olsaydı Bahçeli'den iyisi yoktu. Kendilerini akıllı, halka ahmak sanıyorlar olsa gerek ki iki yıl öncesini hafızadan silmişiz gibi konuşuyorlar. Darbeden sonra AK Parti ve MHP, milli çıkarlar için FETÖ ve PKK'ya topyekün karşı duruş sergiliyor ya, Kürtler buna nasıl destek olurmuş, Bahçeli'yi destekleyen Kürt olabilir miymiş Yahu 7 Haziran'dan sonra Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye gel HDP ile koalisyon kuralım, sen de başbakan ol derken başka bir MHP mi vardı? Sırrı Süreyya, hayır oyu veren MHP'li de olsa omuz omuza durmaktan onur duyarız derken ki MHP iyiydi de şimdiki niye beddualık? İşin doğrusu yine Kürtlüğü MHP karşılığına indirgeyerek tanımlamak istiyorsunuz ama... Esas derdiniz her zaman olduğu gibi konjonktürel çıkarlarınız. uğruna 200 bin Kürtü Suriye'den kovup mallarına el koyduğunuz çıkarlarınız. Yoksa Bahçeli teklifinizi kabul etseydi yine yaşasın halkların kardeşliği türküsünü çığırmaya başlardınız. Ama baktınız teröristleriniz yalnızlaşıyor. Kahrolsun halkların kardeşliği frekansına döndünüz. Diyorum Allah belanızı vermiş. Haberiniz yok. Hilal Kaplan Sabah